increasing work, gaining custom, using set fares and multiple hiring. Our starting point is to empty this component from the fare formula so that licence holders can never be attacked by government or economy. In other parts of the economy, with respect to fishing licences, water usage and so on, purchased assets, in the expectation that the values of those assets will going to be. I think the difficulty with this reform is that the government believes that the taxi fares structure, the taxi industry is solely funded through the taxi fare structure and model. We urgently require a taxi fare overhaul. We need to compete with hire cars, airport bus services and private vehicles. Inquiry and in establishing a viable and sustainable taxi industry. I will then move on to report on our response and actions with reference to the inquiry since our last mass meeting on June 9 at Acadia Hall. The BTD, the Taxi Service Commission, when they replaced the BTD, the ESC, the Social Service Commission, with the taxi inquiry, officials took to all consumers, industry stakeholders and government. The industry must take control and charge of its own of customer service excellence. Our industry must meet all consumer needs. $20,000, which seems far too low, compensate drivers initially for... Adım Tuna Güçlü, Crown Cabs'in sahibiyim. Taksi plakalarını fazlasıyla çıkarmak istiyorlar devlet. Ama bunu yaparken tabii ki değer, şu andaki Melbourne Taxi'nin değeri $500,000 sıfıra düşürmeye çalışıyorlar. Şu anda bizim problemimiz taksi eksikliği değil, şoför eksikliği var. Gece şoför kimse çalışmak istemiyor, herkes gündüz çalışmak istiyor. Devlet bu durumu anlamıyor ve şehir dışı da köylerde de çok etkiliyor. Ve bu küçük şehirlerde taksicilik ölür. Tamamen ölür. Çünkü fazla taksi değil, şoför lazım. Şu anda mesela hani en son bir sene içinde 80 kişi $500,000 para yatırım yapmış, plaka ve almış, sahibi olmuş, borç çekmiş. $300,000-$400,000 borç çekmiş ve aynı zamanda hani borçlanmışlar. Evini, malını, mülkünü ipotek edecekler. Her şeyi kaybedecekler. Yani sıfırdan başlamayacak olacaklar. Ve üstelik ömür boyu bankaya borçlu oluyorsun. Çünkü sıfıra düşüyor plakanın değeri. Yani yatırımını yapmış, millete, devlete güvenerek yaptı. Devletin sorumlusu bunu, yani onlar, regülatörler onlar. Onlar, biz onlar ne yaptıkça, yani piyasaya sürdükçe biz de ona göre yatırımımızı yapıyoruz. Biz istiyoruz ki devlet kanunları kuvvetleştirsin ki millet yani değer versin taksicilere. Yani çünkü adamlar yani güven kalmadı. Ne taksiciye ve ne de taksicide müşteriye güven kalmadı. Tekin Aktaş. Şimdi ben adaletsiz olduğunu düşünüyorum. Bir de bunun politika yönünü düşünmek gerekir. Bunun şu anda hep ben 21 senedir bu işi yapıyorum. Devamlı düşecek, kalkacak, devamlı bir tantan oluyor. Bunların içerisinde rant peşinde koşan insanlar var. Bazı insanlar bunun düşeceğini duyduğu anda satıyorlar. Bazıları topluyor. Şu anda bu meclisten geçmiş durumda değil. Sadece konuşuluyor. Meclis sunuldu. Mecliste ne olacağı belli değil. Tamam. Ne yapacaklarını da bilemiyoruz ama ben şahsen bu işin olacağı taraftarı değilim. Benim bir tane plakam var. Yani düşse ne olur, düşmese ne olur. Ben çalışıyorum. Ama bunun mesela evini satıp da buna yatırım yapan insanlar var. Onları hükümetin düşünmesi lazım. Sadece bu
bazı kesimi korkutma, plakalar toplama amacından başka ileriye bir şey gitmez.